Evet efendim, 15 Temmuz hain darbe girişiminde canları pahasına vatan hainlerine geçit vermeyen kahraman şehitlerimiz Ankara ve İstanbul başta olmak üzere yurdun dört bir yanında düzenlenen törenlerle anıldılar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen törende konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise o gece canları pahasına meydanlara akın eden milletimiz karanlığı vatan sevgisiyle aydınlatmıştır dedi. Şehadete eren kahramanlarımızın isimlerini yüreğimizde tek tek hep birlikte analım. Varol Tosun. Cüneyt Bursa. Ömer İpek. Tek tek isimlerini okudu. 15 Temmuz hain darbe girişiminde hayatını kaybeden 253 şehidimiz, başta Ankara ve İstanbul olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen törenlerle anıldı. Biliyorum kolay değil. Biliyorum yaramız hala çok derin, hala çok taze. Mahzun olmayınız. Başınızı dik tutunuz. Dilimizde hep aynı dua. Vatan sağ olsun. Vatan sağ olsun. Emniyet teşkilatında görevli 63 vatan evladı o gece canları pahasına darbecilere geçit vermedi. Şehadete yürüyen kahramanlar için Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde anma töreni düzenlendi. Törende konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ihanetin de direnişin de merkez üssü Ankara'ydı dedi. 15 Temmuz'da ihanetin de direnişin de merkez üssü başkentimizdi. Türkiye'mizin en uzun ve en karanlık gecesinde kadınıyla erkeğiyle, yaşlısıyla genciyle topyekün Türk milleti vatanına canlı kalkan oldu. Hiçbir kahramanımızı unutmadık, unutmayacağız. Yerlikaya daha sonra Karşıyaka Mezarlığı'nda düzenlenen törene katıldı. Şehitlerimiz için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Ankara'daki törenlerin önemli adreslerinden biri ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'ydi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla canları pahasına meydanlara akın eden milletimiz karanlığı vatan sevgisiyle aydınlatmıştı. Törene AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçe'nin de aralarında bulunduğu milletvekillerinin yanında şehit aileleri ve gaziler de katıldı. Bu sadece bir darbe teşebbüsü değil. Arkasında darbeyle birlikte ülkemizin uluslararası bazı emperyalist güçler tarafından işgaline zemin hazırlayacak olan bir teşebbüstü. Hain darbe girişiminin sembol mekanlarından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne dev Türk bayrağı asıldı. Üsküdar'daki 15 Temmuz Şehitler Anıtı da sabah saatlerinden itibaren ziyaretçi akınına uğradı. 15 Temmuz Gazileri Platformu Başkanı Erol Bulut da oradaydı. 15 Temmuz Çanakkale günüdür, Çanakkale ruhudur. 15 Temmuz Kurtuluş Savaşı'ndaki ruhtur. Edirne Kapı Şehitliği'nde de hüzün ve gurur vardı. Hain darbe girişiminde şehit olan Tolga Ecebalı'nın annesi Sedef Ecebalı'nın şehitlerimiz unutulmasın dedi. Ve alçak darbe girişiminin seyrini değiştiren kahraman, şehit Ömer Halis Demir'in Bor ilçesi Çukurkuyu beldesindeki kabride gün boyu ziyaretçi akınına uğradı. Silah arkadaşları onu yalnız bırakmadı. Buraya gelirken arkadaşımızın kabrine uğramadan gelemedik. Yani illaki uğradık. Burada tekrar bu şehidimize, demokrasi şehidimize uğradık. Vatan sana canım feda. Doğum gününde şehit düşen özel harekat polisi Hakan Yorulmaz'ın babası İsmail Yorulmaz acılıydı. Ama oğluyla gurur duyuyordu. Acısı çok büyük. Acısı tarif edilmez bir şekilde acısı büyük ama bu vatan bir şehit babası olarak aynı zamanda böyle bir kahramanlık sergilediği için oğlumun. Bu millet için, kahramanlık sergiler için bu kadar da gururlu ve onurluyum. Hain darbe girişimi ve demokrasi zaferinin 7. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şehitler için Ayasofya Kebir Camii Şerifi'nde hatim indirildi. وَمَنْ صَلَحْ
Beyoğlu Belediyesi de şehitlerimizi unutmadı. 253 şehidimizin fotoğrafı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Galata Kulesi'ne yansıtıldı.